gazeteci olmak isterdim. Ama bu bölümle bütünleştirerek. Aslında dansçı olmak isterdim küçükken. Yani bölümle hiç alakası olmayan veya bir ressam olabilir. Aslında kendim astım hastası olduğum için astım doktoru olmak isterdim. Küçükken de hep astım doktoru derdim. Hangi polikliniğe ait olduğunu bilmiyordum. Hala da bilmiyorum açıkçası. Öyle isterdim ama şimdi buradaydım. Balıkçı olmak isterdim. Çünkü balığı çok severdim. Matematik öğretmeni. Ben küçükken eczacı olmak isterdim. Ben anaokul öğretmeni olmak isterdim. Ben öğretmen, doktor, tiyatrocu çok çeşitli hedeflerim. Çocuk doktoru. Ya doktor olmak isterdim. Fotoğrafçı olmak isterdim. Ben öğretmen olmak isterdim. Küçükken öğretmen olmak isterdim. Bir bayan için en iyi meslek. Yani yarım gün okuldasın. 3 ay tatilin var. Küçükken psikolog olmak isterdim. Konuşmayı çok seviyorum. Dinlemeyi de. Babamın vasıtasıyla bölüm hakkında haberdar oldum. Öyle yazdım. Ama başta sevmiyordum. Şu an iyi gidiyor. Aslında severek seçtim. Hep kitap okumayı çok sevmişimdir. Ama aslında şimdi görüyorum ki kitapla yani çok alakamız yok, var ama yok. Hani şimdi mutluyum, gayet iyi gidiyor. Hazırlık olduğunu bilmeyerek geldim açıkçası. Onu bilseydim belki okumayabilirdim bölümü. 2 senemi hazırlığa verdim çünkü. BS puanıma göre tercih yaptım. Bölümü araştırdım, hoşuma gitti. Sonrasında bölüme gelip daha çok sevdim. Dersler çok zevkli. Bölüme gelirken ilk önce bölümün adını duyduğumda sanırım sınava hazırlanıyordum. Öyle bir bölüm mü varmış dedim. Ama şu anda 1. tercihimle yerleştim bu bölüme. Ve gayet memnunum. Çünkü böyle bir bölüm olduğunu bilmiyordum. Dayım yönlendirdi bana, böyle bir bölüm varmış. Araştır dedi. Baktım. Yani teknoloji varsa içinde geleceğin bir mesleğidir diye düşündüm. Ben de herkes gibi bilmeyerek seçtim bu bölümü. Bilgi ve belge yönetiminin sadece kütüphane olduğunu düşünüyordum. Öyle olmadığını hani bölümde görünce daha çok memnun oldum. Sürekli kütüphaneye gidip gelen bir insandım ben. Orada bir kütüphaneciyle tanıştım. Şahin Gergin. O tavsiye etti. Yapabileceğimi söyledi. Bülent Hoca'dan falan bahsetmiştim. Benim de çok hoşuma gitti böyle bölümün olması. Kendime yakın hissettim ve tercih ettim. Yani bölümü tercih ederken aslında şimdi doğru söylemek gerekirse bilinçli olarak tercih etmedim. Yani baktım hukuk gelmiyordu. Öğretmen olmak istemedim. Atamalar kötüydü malum. Atama olmuyordu. Ben de dedim bilgi ve belge yönetimi olayım. Araştırdım biraz bölümü tabii. Bölümü seçmem biraz annem sayesinde oldu. Annem biraz fazla okuyan biri. Onun sayesinde ben de kitapları sevdim. Bölüm ilgili geldi, o yüzden seçtim. Son gün tercih yaptım. Öğretmenlik gelmiyordu zaten. Çeko'ya da bilgi ve belge yönetimi yazacaktım. Dershanedeki rehber öğretmenimiz tavsiye etti. Bu sayede geldim. Ben tercih etmedim aslında. Ben kağıdımı bile görmedim, tercih kağıdımı. Babam yaptı, gösterdi. Öyle. Babam yaptı yani tercihimi benim. Evet, annem Ankara'da olsun dedi. Çok aşık veririm dedi. Ben de Ankara olsun deyince bizim bölümde tutunca yani aslında bizim bölüm geleceğini tahmin ediyordum. Geldi de. Mutluyum. Yazılım ya da web tasarım konusunda belki uzmanlaşabilirim. Ben kültürel miras denizi yönetimi deneyim ulaşmayı düşünüyorum. Ben sosyal medya danışmanlığı istiyorum. Web tasarım, bilişim teknolojileri. Ben de aynı şekilde bilişim düşünüyorum. Aslında çok emin değilim bundan ama akademik kariyer düşünüyorum ama başka bir bölümden. Mümkünse iletişim falan. Kendime kolay bir kariyer çizdim çünkü üniversiteye gelene kadar kariyer çizememiştim. Üniversitede biraz şans eseri girdim zaten. Okulu bitirmeyi hiç düşünmüyorum açıkçası. Biterse de kazalim. Okulda kalmayı düşünüyorum, yüksek lisans falan. Halk kütüphanelerinde çalışmak istiyorum. Böyle Ege'de ve denize karşı bir oda olsun falan. Öyle. İki yıllık mı bölüm? 2 yıllık. Yaşar Tonta'da. Ne olacak? Öğretmenlik olmasın? Olsun. Olsun. Neyse. Konuşmak istemiyorum. Şu an başladım, ne oldu? Öyle bakıyor. Kariyer günü